Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir fotoğrafı profesyonel hale, özellikle de cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafı profesyonel kamerayla çekilmiş kalitesine nasıl getirebiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Özellikle son zamanlarda dolar kurunun artmasıyla birlikte telefon fiyatları uçtu diyebiliriz. Bu yükselen fiyatlarla hepimiz fiyat performans oranı aslında biraz da düşük fiyatlı modellere yöneliyoruz. İşte burada da şu devreye giriyor. Neden daha pahalı bir telefonun çektiği fotoğrafı siz de çekemeyin ki? Hepimiz bunu isteriz. İşte burada da şu devreye giriyor. Bunları uygulamalarla aslında yapmamız mümkün. Örneğin iPhone 10'un kalitesine Note 1 Edition gibi onun 3'te 1'i fiyatı neredeyse satılan bir telefonla ulaşmamız mümkün. Bunu da biz Google'ın Snapseed isimli programıyla yapacağız. Ve biz videomuzu çekmeden önce tabii ki çok sayıda fotoğrafı sizler için tonladık ve editledik. Profesyonel bir fotoğrafçı olarak 15 yıldan fazladır birçok kamera kullanıyorum. Hala burada stüdyomuzda bu çekimlerin yapıldığı kameralarla da oldukça ilgiliyim. Sizlerle bir miktar fotoğraf tecrübemi de paylaşmaya çalışacağım bu video sırasında. Tabii ki detaylı bölümü birazdan masaüstü görüntüleriyle yapacağız. Yani cep telefonundan yakın çekimle Snapseed programıyla bir fotoğrafı profesyonel kamerayla çekilmiş neredeyse kıvama ama bir akıllı telefonla nasıl getireceğiz ondan bahsedeceğiz. Ve bu program hem iOS'ta var hem de Android'de var. Dolayısıyla iki ortam içinde kolaylıkla kullanılabilir. Telefonunuzu belki de yükseltmekten bu uygulamayı izledikten sonra vazgeçebilirsiniz. Ve son olarak da o bölüme geçmeden şunu söyleyelim. Hayatı ıskalamamak lazım. Dolayısıyla her gördüğümüzü çekmeyelim ve her çektiğimizi de paylaşmayalım ki biraz da bize özel olsun. Burada amacımız zaten az ve öz kaliteli fotoğraflar yakalamanızı veya oluşturmanızı sağlamak olacak. Şimdi sözü uzatmayalım ve yakın çekimlerle Snapseed nasıl kullanılır ona geçelim. Videomuzun bu bölümünde Snapseed programıyla nasıl fotoğrafları modifiye edebileceğimizi sizlere göstereceğiz. Çektiğimiz fotoğrafları güzelleştireceğiz. Note 1 Edition kullanıyoruz Samsung'un. Daha önceden bazı fotoğrafları şöyle telefon ekranından sizlere gösterelim. Videomuzun sonunda bu fotoğraflar öncesi ve sonrası halleriyle sizlere detaylı olarak müzik eşliğinde sergilenecek zaten düzenlenirken. Burada internette bulduğumuz bazı fotoğraflar üzerinde modifiye yaptık. Bir kısmı iPhone 7 ile çekilmiş fotoğraflar. iPhone 7'yi baz almamızın sebebi de artık günümüze göre bir tık eski. 2000-3000 TL bandındaki yani bir evvelki jenerasyon telefonların, Note 1 da buna dahil olmak üzere, çekebildiği fotoğrafları ne kadar inanılmaz hallere getirebildiğimizi size göstermek. Burada görmüş olduğunuz gibi çok inanılmaz tonlar var. Birazdan zaten bu fotoğrafların orijinal hallerini de göreceksiniz ve sizlerle birlikte üzerlerinden geçeceğiz. Burada portre modunu da görüyorsunuz. Arka tarafın bulandığı ve karakterin ışığının çok da düzelmiş olduğu siyah beyaz tonlamalar da var. Şimdi sözü uzatmadan tekrar Snapseed'in önce Google Play ekranını burada görüyorsunuz. Hemen o kısma geçmiş olalım. Snapseed olarak yazılıyor. Videomuzun altında zaten linkini bulabileceksiniz. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi hem iOS hem de Android için var. Zaten Google'ın uygulaması. Şimdi ana ekrana dönelim ve Snapseed uygulamamızı açalım. Snapseed açıldığında basit bir ara birimine geliyor. Fotoğraflara ulaşma iznini vermeniz gerekiyor Google'a maalesef. Birçok programda olduğu gibi buradan herhangi bir yere dokunduğunuzda arşivinizdeki fotoğraflar çıkıyor. Biz Editing Photos diye bir klasör oluşturduk ve burada fotoğrafları nasıl düzenleyebileceğimiz fotoğraflar varsa onları bir derledik sizler için. Az önce çok da parlak bir şekilde görmüş olduğunuz o manzara fotoğrafı üzerinden gideceğiz. İlk olarak alt tarafta kısa yollar var. Şu şekilde telefonumuzu da tutalım. Burada sürüklediğinizde siyah beyazdan farklı siyah beyaz tonlarından farklı renkli versiyonlara kadar hızlı efektler var ve bunların kontrast, ton, biraz da bekleyelim şu şekilde renk tonlamasını otomatik olarak çok düzgün yaptığını görüyorsunuz. Bu efekte tıkladıktan sonra efektin üzerinde sağ sol yaparak tonların bir miktar değiştiğini görüyorsunuz. Efektin yüzdesini belirliyorsunuz bu işlemle. Ama biz burada hazırları anlatmayacağız çünkü hazırlar aslında preset yani ön tanımlama olarak geliyor ve pek çok programda Instagram'ın kendi uygulamaları da dahil ön tanımlamalar var. Bizim amacımız burada profesyonele nasıl yaklaşırız. O yüzden burayı kapatıyoruz. Fotoğrafın orijinal haline geliyoruz. Last edit değil de current haline geliyoruz. Ve buradan
Şimdi uygulamaya başlayacağız. Tools'a geliyoruz, araçlara aşağıdan tıkladığımızda devasa bir menü açılıyor. Bu menüdeki her şeyi tek tek arkadaşlar açıklamamız programı muhtemelen yarım saatten uzun bir hale getirir. Tune Image dediği fotoğrafın aşağıdan bastığınızda brightness'ı, kontrastı, saturation dediğimiz renk doygunluğu, ambiyansı, highlight parlak gökyüzünü ifade ediyor. Shadow da karanlık alanları, gölgeyi ifade ediyor. Warmth da sıcaklığı ve bu liste uzayıp gidiyor. Ancak buradan otomatik sihirbaza bastığınızda o otomatik olarak da bir basit ayarlama yapıyor sizin için. Ve sağ sola boştayken sürüklediğinizde bu efektler ile seçtiğiniz efektin yoğunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tek bir efektle bile fotoğraf oldukça güzel oluyor. Ama amacımız bu programda detaylı olarak ne yapılacağını göstermek. Bu bölümde kavramları açıklayarak devam edelim önce. Ardından ne işe yaradığını canlı olarak gösterelim. Çünkü diğer türlü tam da tanımlamalar kafanızda oturmayacak bunların ne yaptığı. Crop, herkesin bildiği crop, fotoğrafın kesilip biçilmesi. White balance dediğimiz beyaz ayarı, eğer lamba ışığında çektiyseniz mesela sarı ışıkta çok fazla sarı ton varsa ya da gece çektiyseniz çok fazla mavi ton varsa white balance dediğimiz genel beyaz rengi, renk ayarını düzeltiyorsunuz. Curve dediğimiz fotoğrafın tonları. Burada yukarıda fotoğrafın aydınlık oranını görüyorsunuz. Burada aşağıda da karanlık oranını görüyorsunuz. Bu grafiği aslında Photoshop kullananlar ya da ileri seviye grafik tasarım programı kullananlar daha hakim. Ancak bu eğriyi farklı yerlerden yükseltebilirsiniz. Örneğin ben şu anda eğriye 2 nokta ekledim ve şu anda yukarıda aydınlık değerlerini yükseltiyorum. Aşağıda ise karanlık değerlerini karanlık hale getiriyorum. Dolayısıyla burada S genel formüldür. Bir kontrast ifade eder. Karanlığı aşağı çekersiniz, aydınlığı yukarı ya da aydınlığı aşağı alıp karanlığı yukarı çekersiniz. Böylece duygusuz, pes bir fotoğrafta yapabilirsiniz. Bunlar biraz da sizin bu konudaki bilgi seviyenize bakıyor ve burada çok ileri seviye bir şey olacak. Hangi tonu değiştirmek istediğinizi de söylüyor. Mesela sadece yeşil tonla oynayıp fotoğrafı magenta dediğimiz kırmızı hatlara da büründürebiliyorsunuz. Burası tamamen ayrı bir eğitim konusu olabilir. O yüzden burada arkadaşlar konuyu burada bırakacağız. Yani özellikle de kör bölümü ayrı bir anlatma gerektirecek kadar detaylı. Details bölümüne geldiğinizde burada Sharpening ve Structure var. Sharpening keskinleştirme, yani kenar hatlarının keskinleşmesi. Şu şekilde keskinleştirmeyi arttırıp azaltmak için efekti seçtikten sonra şurada yüzde değerini görüyorsunuz. Keskinlik artıp azalıyor yukarıda. Bunu küçük ekranda görmeniz mümkün değil. Bu keskinlik genelde çakıl taşlarının berraklaşması ya da bir makro fotoğraf çektiyseniz çiçeğin polenlerinin netleşmesi olarak düşünülebilir. Oldukça detaylı. Structure dediği ise genel olarak genel bir kenarlara dolgu katarak keskinleştirme. Bakın şu anda %100'e getirdim. Dağlarda bir keskinlik görüyorsunuz. Bu dağlarda gördüğünüz keskinlik de size aslında yakından baktığınızda büyük haliyle biraz fazla gelebilir. O yüzden fotoğrafları biraz düzenleyip alışmanız da lazım bu efektlere. Bu da yine Photoshop'ta çok kullanılan bir efekttir. Keskinleştirme anlamında. Bunu da geri gelelim. Tools'ta tekrar uygulamadan çıkıyoruz. Biz çünkü fotoğrafa daha başka bir şey yapacağız. Details dediğimizde bu kısmı gösterdik, pardon. Tekrar efekte geliyoruz. True Image'da burada az önce sizlere Brightness, Contrast, Saturation, Ambience, Highlight olarak her şeyi gösterdik. Brightness aydınlık oranı, fotoğrafı aydınlık ve karanlığını ayarlıyorsunuz. Contrast'ı, fotoğrafın kontrastını ayarlıyorsunuz. Aydınlığı tabii normale getirmeniz lazım öncesinde. Kontrastı doğrudan renk oranlarını birinin diğerine oranı olarak düşünün. Aydınlığın, karanlığın birbirine baskısı olarak. Tekrar sıfıra getiriyoruz. Burada en çok etkileyen şey aslında renk doygunluğu, saturation. Renkli doyurup fotoğrafı daha canlı hale getirebilirsiniz ve ambience dediği de o yine temin gösterdiğimiz keskinliği arttırma. Highlights dediği de yüksek tonların, yani parlak renklerin, örneğin tişörtünüz beyaz ve ışık aldı. Onun aslında patladığını düşünüyorsunuz. Şu şekilde geri çektiğinizde bakın gökyüzü geri gelmeye başlıyor. Gökyüzünün o mavi bulutları falan geri geliyor. Bu birazdan başka fotoğraflar üzerinde hızla da gösteririz. Parlayan bir objenin geri gelmesi anlamına geliyor. Bu herhangi bir şey olabilir. Işık bir şeye fazla geldiyse, görmüş olduğunuz gibi şu anda bulutları patlattık mesela. Şu anda da geri getiriyoruz. Ama çektiğiniz fotoğrafta ne kadar kurtarılabildiği de önemli. Shadow da gölge. Şu anda tişörtlerde ve dağların bazı bölgelerinde gölgeler var. Shadow konusunu arttırdığımızda
tişörtlerin altında bazı bölgelerde arkadaşlar şu şekilde karanlığın gittiğini göreceksiniz. Böyle yaptığımızda ise gölgelerin arttığını göreceksiniz shadow'da. Ve warmth dediğimizde şöyle tekrar uzaklaştıralım, ton oluyor. Sıcaklık verme ya da sıcaklığı alma. Eğer gece tonu değil de biraz daha çöl atmosferi gibi olsun derseniz burada görmüş olduğunuz gibi sarı veya mavi arasında geçiş yapabilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra okey derseniz o komut işlemiş oluyor. Yukarıdan da geriye basarak undo diyerek ilk konuma geri geliyorsunuz. Burayı da anlattığımıza göre şu üst satırı bitirdik. Rotate tamamen fotoğrafın döndürülmesi. Onu es geçiyoruz. Döndürmeyi biliyorsunuz. Perspektif. Perspektif olarak fotoğrafın açısını değiştirme. Eğer fotoğrafı cep telefonuyla açılı olarak çektiyseniz hata yapıp burada oynayarak bazı perspektif düzeltmelerini yapabilirsiniz. Ancak bizim bu videoda örnek olarak gösterdiğimiz fotoğraflar hep düzgün çekilmiş, güzel fotoğraflar. Bu işlem daha ziyade yamuk açıda çektiğiniz kötü fotoğraflar için kullanılabilir ya da kesmek, biçmek için kullanılabilir diyebiliriz. Expand dediği kenarlardan bir şekilde çerçeve eklemek için, yani fotoğrafa ekstra bir bölüm oluşturuyor. Siyah veya beyaz renkte bunu yapma şansınız var. Burayı da geçiyoruz. Selective dediği bölgesel olarak modifiye imkanı sunuyor. Seçtiğimiz bir artı tuşuna bastıktan sonra basıyoruz ve ekranda bir nokta belirliyoruz. Bu noktada şöyle bir imkanımız doğuyor arkadaşlar. Bastıktan sonra brightness olarak sağ veya sol yapıp o seçtiğimiz bölgede değişiklikler yapıyoruz. Bunu da şöyle gösterelim. Hemen bir bölge ekledik mesela. Birden çok bölge ekledik. Son eklediğimiz bölgelerin ışıklarını kapatalım mesela. Seçtiğimiz bölgelerin şöyle. Gökyüzünün parlaklığı için bir tane de gökyüzünü ekledik. Gökyüzünü kısıp parlatabiliyorsunuz. Bunun artısı ne? Lokal olarak bazı noktalara dikkat çekmek istiyorsanız oralarda ton verebiliyorsunuz. Brightness ayarı olarak. Ve biz bunu da onaylamadan geçiyoruz. Bu birinin yüzüne, gözüne veyahut da herhangi bir otomobilin farlarına ışık vermek için kullanılabilir. Birazdan benzer bir örnek yapmaya çalışırız. Ama dediğimiz gibi bunların hepsini örneklendirirsek video hali hazırda zaten 15 dakikaları bulduk. Daha da uzayacaktır. Ancak herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz bu çapta bir detaylı bilginin. Burada Expand'i de gösterdik, Selective'i de gösterdik ve Brush var. Brush konusunda Exposure, Temperature ve Saturation. Bir yeri boyuyorsunuz. Boyadığınız yerin sıcaklığını, renk sıcaklığını ve Exposure'ını biz şöyle yapalım. Şurayı boyayarak mesela Exposure'ını buradan azaltalım arkadaşlar. Fırçayla mesela. Görmüş olduğunuz gibi Exposure'ını seçtiğimiz bölümü, yani aydınlığını seçtiğimiz bölümü kararttık. Dilersek etrafı karartıp bu arkadaşları sanki böyle çok güzel bir manzarada böyle spot ışığı altı gibi bir şey yapabiliriz. Diğer teminki yaptığımız tekil nokta seçmelere göre bu daha hızlı gerçekleşir. Ama bunu düzgün yapmak için de biraz zaman ve dikkat gerekiyor. Ve videomuzun başında dediğimiz gibi çok da fazla fotoğraf düzenlemekle vakit kaybetmek yerine biraz da anı yaşamanız lazım. Bunu da geri geliyoruz. Gösterdiğimize göre brush'ı da geçtik. Healing var. Healing herhangi bir sivilce düzeltmesi, bir pisliğin, bir noktanın bir fotoğraftan kaldırılması olabilir. Ya da burada biz kabaca yapalım. Şöyle şu arkadaşın üzerini çizelim. Bakın onu kaldırmaya çalışıyor. Eğer burada bir çöp, sap vesaire tarzı bir şey olsaydı, mesela şuradan bir taş kaldıralım, daha gerçekçi olur. Şöyle bir taşı seçtik. Bakın taş ortadan kalktı. Gözümüze rahatsız eden taşları şu şekilde seçerek ortadan kaldırabilir ve bu arkadaşların etrafını daha kayalık olmaktan çıkarıp daha temiz bir yer haline getirebiliriz. Eğer bu siz favori fotoğrafınızda tek çer, çöp, çubuk bir şey varsa onu kaldırarak fotoğrafınızı temizleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi yine sivilce ve yüzlerde leke gibi temizlemelerde de kullanılabilir. Bunun dışında bunu da gösterdiğimize göre brush'ı da, healing'i de gösterdik. HDR Space belki de herkesin ihtiyaç duyacağı. Bakın tek bir defada HDR'ın gücü şu anda maksimumda. Daha doğrusu 50'de geldi. 100'e çektik. Bütün tonlar yerini buldu. Dağlar, bulutlar hepsi aydınlık ve karanlık dengesinde çok güzel bir yere geldi. HDR bu şekilde yapılabileceği gibi bir de buradan detaylarda saturation diye bir şey vermiş. Bir de renk tonunu arttırarak şöyle efsane bir hale getirebiliyoruz. Hatta şöyle uygulama dönüyorsa sizlere büyütüp de gösterelim arkadaşlar şu şekilde. İlk halini de cancel diyeceğiz.
nereden nereye geldiğimizi bir saniye içinde görmüş oluyoruz. Sadece HDR komutuyla. HDR o yüzden pek çoğunuzun eğer düzgün bir fotoğraf varsa kullanacağını düşündüğümüz komutlardan. Glamour Glow, eğer bir portre fotoğrafı çektiyseniz çektiğiniz şeyin etrafının bulanması biraz daha portre çekimi veya model çekiminde ya da insan çekiminde kullanılabilir. Tonal Contrast dediği de yine buradan menüden High Tones, Mid Tones, Low Tones diye. Burada eğer fotoğraf bilginiz belli bir seviyenin üstündeyse çok kafa karıştırmadan söyleyelim. Burada görmüş olduğunuz aydınlık, karanlık ve yarı gölge dediğimiz 3 ton var aslında. Onları özetleyerek onlar üzerinden hesap yapmanızı sağlıyor. Biraz denemeniz lazım. Burada bu kadar detaya girmeyelim. Drama konusunda burada muhtemelen hazır presetler var. Görmüş olduğunuz gibi hızlı efektler var. Dramatik tonlar size sağlıyor ve bu efektlerin de gücünü %90, %100 ile 0 arasında yapabiliyorsunuz. Hazır efektleri çok göstermiyoruz. Vintage dediği bölüm yine farklı gradientleri kullanmış burada. Renk temaları üzerinden sizin fotoğrafınıza bunu uyguluyor. Dilerseniz aydınlık ve karanlığını o renk tonuyla belirliyorsunuz. Ve burada stilin gücünü ve kontrast oranını, özellikle de renk doygunluğunu buradan tanımlıyorsunuz. Böylelikle eski antika fotoğraf makinalarıyla, belki bir kısmınızın bileceği Fuji makinalarla böyle güzel filmle çekilmiş hale getirebiliyorsunuz. Biraz Instagram efektlerine benziyor ama bunlar sinemada da kullanılan renk tonlarıdır. Bunu da geçtiğimize göre başka ne kaldı? Grainy film var. Grain dediğimiz şey noise olarak tabir edilir. Fotoğrafı şöyle yükseltelim. Sıfır yaptığımızda hiçbir grain dediğimiz noise'u görmüyorsunuz. Şimdi biraz arttıracağım. Bir kirlilik görüyorsunuz ama fotoğrafa bir otantiklik, bir eskilik katıyor. Dolayısıyla burada farklı grain temaları var. Efekt bazında grain'i seçtiğiniz, film grain'i seçtiğiniz zaman. Retro lüksü arkadaşlar, yine burada hazır efekt olduğu için geçiyoruz. Bunun dışında grunge var. O da hazır efekt teması gibi geliyor. Ve buradan dilerseniz farklı versiyonlarıyla hem üzerine bir doku katıyor arka plana. Şöyle gösterelim. Özellikle de fotoğrafı şöyle çekelim kenara. Burada bir doku görüyorsunuz. Bu dokunun şeklini, hangi üzerine desen geleceğini, hani fotoğraflar eskidiğinde eski fotoğraflarda lekeler olur ya, ona benzer bir efekt yapıyor. Instagram'da da benzer şeyler var. O anlamda bunu da geçiyoruz. Siyah beyazda çok ciddi bir siyah beyaz çalışması yapmışlar. Hazır kontrast oranları oldukça fazla. Buradan dilerseniz oranlarla zaten her efekte olduğu gibi oynuyorsunuz. Tekrar geri gelip bir daha açacağız. Black and white modunda. Burada seçtiğiniz tonları dilerseniz şu şekilde kısarak güzel siyah beyaz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Hangi renk tonunun siyahı üzerinden gideceğinizi buradan güzel bir şekilde yapmışlar. Yani bir preset var, ön tanımlama var ama siyahı mesela bu adamın üzerindeki orange'tı, yani turuncuydu. Turuncuyu seçtiğinizde turuncu tonlamalara göre bir siyah beyaz yapıyor. Bunu siz izleyerek görebilirsiniz. Ama renk tonlarıyla alakalı, yani kişilerin üstüne giydiği renkler veya çevredeki renk tonlarına göre hangisini seçerseniz ona göre güzel bir siyah beyaz yapıyor. Noir yine hazır efektler, biraz sepia tonlarda. Bunu da geçiyoruz. Hazır efekt olduğu için. Portre modu, portre fotoğraf, şu anda portre fotoğraf seçmediğimiz için onu sonra gösteririz. Arka planı bulandırıyor. Ama şöyle bir deneyelim. Mesela bakın, algılayamadı. No face detected dedi. Bunu da en azından göstermiş olalım. Birazdan zaten yüz fotoğrafı seçip o portre modunu gösteririz. Çünkü orada neredeyse iPhone 10'un öyle özellikle reklamlarında gösterdiği gibi arka tarafı çok güzel bir şekilde bulandırıyor. Bu sayede pahalı bir telefon almadan da güzel bir arka planı, düzgün fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Head pose yine aynı, surat algılaması lazım. Lens blur, seçtiğiniz alanın genişliğini ve oranını belirliyorsunuz ve onun lokasyonunu belirliyorsunuz. Özellikle de bu ikisi arasındaki görmüş olduğunuz gibi bölümün nasıl olacağını, şeklini, şemalini belirlediğiniz için. Bir de transition dediği de arkadaşlar şu, bu efektin nasıl geçeceği. Yani bir yandan yüksekliği belirliyorsunuz. Transition olarak dediği de iki nokta, yani bu keskin alan olarak kalacak olan ilk halka, bulandırılacak olan alan ikinci halkaya doğru
azdan çoğa doğru gidiyor diye düşünün. Gradient olarak yavaşça artarak gidiyor. O yüzden bunu burada ikinci elimizle de tutmamız gerekiyor. Şöyle sürükleyerek bu alanı belirliyorsunuz. Ve daha sonra buradan vignet dediğimiz mesela kenar gölgeleme alanını belirliyorsunuz. Böylelikle kenarlar bulanık. Tamamen minyatür efekti özel bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Yine buradan bulanıklığın strength dediğimiz bulanıklığın gücünü mesela bakın çok bulandırdım. Artık yapay bir hale geldi ama bunu sonuna kadar kontrol edebiliyorsunuz. Bu da size çok ciddi bir esneklik sağlıyor diyebiliriz. Hem yemek fotoğrafında, makro fotoğrafında ve böyle manzara fotoğrafında özellikle binaların olduğu minyatür konusunda. Bunu da geçtiğimize göre vignette geliyoruz. Artık vignette kenar karartması herkes bilecektir. Outer brightness ve inner brightness var. Ama biz çok kurcalamadan şöyle yapalım size. Vignette kenarlardan gelen karartı eski fotoğraf makinelerinin ya da bazı objektiflerin karakteristik olarak kenarları gölgelendirmesi işlemi. Burada onu arttırarak azaltabiliyorsunuz. Her fotoğrafa biraz konsantrasyon katar. Bu noktada o vignette olayının nasıl gerçekleşeceğini gösteriyor. Mesela bakın şu anda karakterlerin etrafında bu bölümü de belirleyebiliyorum. Yani hangi boyutta büyük olacak bu vignette ve hangi çapta olacak? Geri kalan her yer karardı. Tamamen karakterlere odaklandık. Bunu yine yüzde portrede de kullanabilirsiniz. Biz manzarada kullandık ve geriye kalan son şey de double exposure, text ve frame var. Frame çerçeve girmiyoruz. Fotoğrafları çerçevelemek için text üzerine bir anı yazmak istiyorsanız tarih vesaire yazabilirsiniz. Ve double exposure da çifte exposure oluşturuyor. Bu efekti arkadaşlar çok kullanmadık ama şöyle buradan ikinci bir fotoğraf varsa elinizde seri çektiğiniz ikinci exposure'la beraber bir birleştirme yapıyor diyebiliriz. Geri gelelim fotoğrafımıza. Peki biz bu fotoğrafı hızlı olarak nasıl yapacağız? Şimdi bütün özellikleri anlattık. Bu bölüm hızlı gittiğimiz bölüm olacak. Hiçbir efekt yok. Fotoğrafı açtık. HDR'a geliyoruz. HDR gücümüzü belli bir levele getirdik. Saturation, renk doygunluğumuz arttırdık, onayladık. Tekrar aygıta geldik. Vignette konusunu arkadaşlar yakaladık. Karakterlerimiz burada. Çapını biraz arttırdık. Kenarlardan biraz vignette veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta çapımızı biraz daha karartıyoruz. Vignette'imizin dozunu biraz arttırdık. Okey dedik. Bunun dışında dilersek hafif bir bulanıklıkla arka ve ön tarafı bulandırabiliriz. Ama manzara fotoğrafı çok güzel. Artık export diyoruz ve save diyoruz. Bütün işlemlerimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Biz bu videoda tabii birden çok fotoğrafı birazdan sizlere sergileyeceğiz kademe kademe ve hızlı bir şekilde hemen daha önce seçtiğimiz fotoğrafları sizlerle yapalım tekrar. Mesela herkesin çekeceği güzel bir mimari bina gördüğünde değiştirme işlemini yapalım. Hemen buradan yine HDR'ı seçiyoruz. HDR'ın tonu arkadaşlar burada saturation'ı arttıracağız biraz doygunluğu. Daha sonra ürkmeyin. Alttaki tonlar biraz silik gibi bir kıvama gelmiş olabilir. Hemen True Image'dan bütün özelliklere gireceğiz. Burada kontrastımızı biraz arttıracağız. Özellikle de HDR'la kaybolan kontrastı biraz arttırdık. Shadow dediği alan gölgelerdi. Gölgelerde arttırmamız, azaltmamız gereken yer varsa şöyle bir tonlarız. Highlight dediği bulutlardı. Bulutlardan geri çekmek istiyorsanız, mesela bulutların dokusu gelsin diye şöyle yapabiliriz. Tamam dedik. Daha sonra bu fotoğrafa vignette koyabiliriz veya koymayabiliriz. Şöyle hafif bir dozda çok az, şöyle yapalım. Çok az bir vignette ekleyebiliriz. Ve ardından dilersek ton olarak, şuradan True Image'den tona bakalım. Warmth dediğimiz sıcaklığı biraz arttırabiliriz. Ya da biraz daha maviye çaldırabiliriz. Karar sizin. Biz biraz daha sıcak yapıyoruz. Ve şu anda fotoğrafı şöyle çevirelim ekrandan. Görmüş olduğunuz gibi ilk fotoğrafla artık alakamız yok. Zaten videomuzun sonunda da bu fotoğrafın yine son halini ve ilk halini ardışık olarak göreceksiniz. Export diyoruz ve save ediyoruz. Bütün işlemleri tek tek bize gösteriyor neler yaptığını. Hepinizin merak edeceği portre modundan bir fotoğrafı değiştirelim. Videomuzun başında göstermiştik. Burada portre modunda arka tarafı bulanmış bir fotoğraf var. Ancak arka tarafı bulanmasa da portreyi algılayabiliyor ve buradan hazır efektlerle zaten bakın karanlığı çözüyorsunuz, karakterin yüzündeki ton düzeliyor. Aslında hazır filtrelerle bile çok ciddi düzeltebiliyorsunuz. Biz hemen şöyle bir HDR yapacağız. Çok abartmasın diye HDR'ın tonunu
Bakın kafasının etrafında bir parlama oluyor. Şu şekilde bırakacağız. Ve tekrar tool'dan portre moduna geldiğimizde yüzü algılıyor. Ve yüz hariç bakın şöyle yaptığımızda geri kalanı karartıp yüze odaklanmayı sağlıyor. Ve burada gözlerin netliği mesela göz netliği diyoruz. Gözlerin keskinleşmesi var. Onu da şu şekilde yakınlaştırarak gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Pardon. Eye clarity diyor. Bakın gözleri otomatik bulup gözleri ne kadar keskinleştirdiğini görüyorsunuz. Çok basit gibi gözüküyor. Ancak bunları profesyonel programlarla yapmak çok uzun sürüyor. Cildi yumuşatma var. Ve burada görmüş olduğunuz şöyle seçtiğinizde mesela cildin renginin de nasıl olmasını istediğinizi hemen kısa yolu olarak eklemiş. Onu da hemen seçtiğimizde ilk haliyle son hali arasında son derece fazla fark var. Gördüğünüz gibi. Bir tane de portre yaptık. Şimdi genel bir karanlık fotoğrafı sizler için düzeltelim. Ya da başka bir manzara fotoğrafı olabilir. Şöyle yapalım. Çubuk kaldırmayı da gösterelim buradan ortalıktan garip şeyleri. HDR diyeceğiz köpek fotoğrafında. HDR'ın köpeğin dokusunda bir geri getirmesi olduğunu görüyorsunuz. Öncesi ve sonrası olarak şöyle yapalım. Undo. Redo diyelim. Köpekte bayağı bir ton geri gelişi var. Şimdi buradaki biz bu ipin devamını istemiyoruz diyelim. Konsantrasyonumuzu dağıtıyor. Hemen healing brush'ı alıyoruz. Buradan ipi seçtik. Ve o ipin genel olarak kalktığını görüyorsunuz. Bu birden çok şey için kullanılabilir. Buradaki tekil otun da kaldırması için kullanılabilir. Etrafından doku alıyor. 10 numara bir şekilde onu kaldırıyor. Bunları Photoshop'ta yapmak için gerçekten bayağı bir tecrübe gerekiyor. Burada işler çok daha kolay. HDR'ı yapmıştık. Sadece buradan tekrar biraz köpeğin rengi koyu olduğu için shadow yani gölgeyi açıyoruz. Biraz sıcaklık vereceğiz. Çiftlik ortamı olduğu için biraz renk doygunluğu vereceğiz. Bunu onayladıktan sonra ne yapalım? Biraz vignet yapalım. Bunu da köpeğimizin etrafına getirerek yapalım. Şöyle küçültelim alanı. Köpeğe konsantre olsun ve save diyoruz. Evet, bu bölümü de böylece bitirdik. Toplamda videomuz biraz uzamış olabilir. Şimdi sonuç bölümüyle videomuzu nihayete erdirelim. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bu videomuzda sizlere Android telefon üzerinden Snapseed programı nasıl kullanılır onu anlattık. Tekrar videomuzun başında söylediğimiz gibi hayatı ıskalamamak lazım. Evet, çok güzel fotoğraflar oluşturduk ve bu fotoğraflarda artık neredeyse profesyonel fotoğraf makinesi kalitesini yakaladık veya 2000 küsür liralık bir telefonla 7000 liralık bir telefonun neredeyse çektiği fotoğrafı oldukça yakın seviyeye getirdik kalite olarak. Ancak şunu unutmamakta fayda var. Çektiklerimiz, biraz sevdiklerimiz de bize özel kalmalı ve her şeyimizi de aslında paylaşmamalıyız. Ve özellikle de hayatı ıskalamamak için fotoğraf çekiyorum derken gerçeğin bir adım gerisinde de kalmamalıyız. O anı biraz yaşamayı arkadaşlar hepimiz öğrenmeliyiz. Umarız faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ve kanalımıza destek vermek için teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerle Teknobiyotik TV'ye de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.